A kentinden B kentine 4 farklı yol, B kentinden C kentine de 5 farklı yolla gidilebilmektedir. A'dan C'ye gidiyoruz ancak B'ye uğramak zorundayız. Dolayısıyla 4 çarpı 5'ten 20 farklı yolla C kentine ulaşabiliriz. Cevabımız Bursa. 4 farklı mektubumuz var. 3 farklı posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? Birinci mektup 3 farklı kutuya atılabilir. İkinci mektup 3 farklı kutuya. Üçüncü mektup 3 farklı kutuya. Dördüncü mektup da yine 3 farklı kutuya atılabilir. Hepsini çarparsak 81 farklı şekilde mektupları kutuya atabiliriz. Cevabımız E şıkkı. Denklemimize göre en kaçtır demiş. 5 çarpı en'in ikilisi. En'in ikilisi yapılırken iki tane terim yazıyoruz. Burada en çarpı en'in bir eksiği şeklinde pratik yazabiliriz. Yine benzer şekilde 2n'in ikilisi diyorsa 2n çarpı 2n eksi 1'dir. Şimdi burayı düzenleyelim. 5n kare eksi 5n eşittir 4n kare eksi 2n artı 18. Tüm terimleri sol tarafa atalım. N kare eksi 3n eksi 18 eşittir 0. Burada çarpanları ayırıyoruz arkadaşlar. N karemiz n çarpı n. Çarpınca eksi 18, toplayınca eksi 3 yapan ifadeler eksi 6 ile 3'tür. Yani n eksi 6 çarpı n artı 3 eşittir 0. Buradan n'imiz 6 gelir. Diğerinden de n eksi 3'tür. Permütasyonda n eksili bir değer alamayacağına göre cevabımız B şıkkı. A kümesinin elemanları ile rakamlarından sadece bir tanesi 1 olan 3 basamaklı kaç tane çift doğal sayı yazılabilir? Sadece bir tanesi 1 olacak demiş. Hangi basamakta olduğunu bilmiyoruz. Çift dediği için birler basamağında kullanamayız. Yüzler basamağında kullanabiliriz ya da onlar basamağında kullanabiliriz. Şimdi çift dediği için buradaki birler basamağı 0, 2, 4, 6 olabilir. Onlar basamağımız 1'in dışındaki her şey olabilir. 0, 2, 3, 4, 5 ya da 6. 6 durum var. Çarparsak 24 tane sayı olur. 1 ortada olduğunda yine çift olsun dediği için buraya 4 farklı sayı yazabiliriz. Başa 0'ı getiremeyiz. 1'i zaten getiremiyoruz. Dolayısıyla 5 farklı sayı gelebilir. Hepsini çarparsanız 20 durum. Toplamda da 20 artı 24'ten 44 farklı doğal sayı yazılabilir. Cevabımız D şıkkı. ABC üçgeni içerisine dikdörtgen çizmeye çalışıyoruz. Dikdörtgenin tabanı üçgenin bir kenarından üzerinde. Ya AB, ya AC ya da BC üzerinde. Dikdörtgenin tabana paralel diğer kenarı, üçgenin diğer kenarlarının orta noktalarını birleştiriyor. Yani bir tanesini örnek çizersek, tabanımız BC üzerinde. Bunlar da birbirine eşit olacak şekilde K ve L orta nokta. Bir tanesi böyle arkadaşlar. Diğerinde de tabanımız AB olacak. Ötekisinde de tabanımız AC olacak. Toplam bu şekilde 3 farklı dikdörtgen çizilebilir. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin harfleri ile yazılabilecek 3 harfli anlamlı ya da anlamsız tüm farklı sözcüklerin sayısı x'tir. Buradan x'imiz arkadaşlar 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Y tanesinin harfleri birbirinden farklı. Y de o zaman 5 5 5 değil de 5 çarpı 4 çarpı 3'tür. Çünkü burada harfleri tekrar tekrar kullanamıyoruz. Hepsi birbirinden farklı olduğu için azalarak 5 4 3 diye gidiyor. Bize Y'nin X'e oranı sorulmuş. 5'ler giderse 12 bölü 25'tir. Cevabımız Bursa. A kümesindeki elemanların üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A vardır? E yoktur. O zaman E'yi karalıyoruz. Üçlü permütasyon diyor. A'mız başta olabilir ya da A ortada olabilir veya A'mız en sonda olabilir. Şimdi birinci durumda arkadaşlar A'yı kullandık. Geriye B, C, D ya da F'den 4 farklı harf kaldı. Diyelim ki B'yi kullandık. C, D ya da F gibi 3 farklı harfimiz var. Çarparsanız 12 farklı permütasyon oluşur. Yine benzer şekilde A ortadayken 12 tane, A sondayken 12 tane, toplam 36 tane permütasyonda A harfi var, E harfi yoktur. Cevabımız E şıkkı.
Şekilde 24 tane birim kare var. 4 tane satır, 6 tane de sütunumuz var. Şekilde alanı 1 birim kareden büyük olan kaç tane kare vardır? Bunun için şöyle bir pratiğimiz var. Kenarları diyelim ki 1 santimetre 1 santimetre. Bu şekilde arkadaşlar 4 çarpı 6'dan 24 tane 1 birim karelik karemizin olduğunu görüyoruz. Peki kenarları 1'e 1 değil de 2'ye 2 olduğunda ne olacak? Burada bir tanesi için deneyelim, bir daha denemeyeceğiz. 2'ye 2 için bir tanesi böyle. Sonra ikincisi bir birim sağa kaydı. 3, 4, yana doğru 5 tane. Aşağı doğru burada bir tane var. Bir aşağı kaydı 2, sonrasında 3. Yani bu şekilde 15 tane. Peki şekilde uğraşmak yerine şöyle yapacağım. Bu 4'ü biraz atıyorum. 6'yı da biraz atıyorum. 15 tanesi 2 çarpı 2'lik yani 4 birim karelik karelerden. Sonrasında arkadaşlar kenarları 3'e 3 olabilir. 3'e 3 olduğunda da yine bunları birer azaltıyorum. 2 çarpı 4'ten 8 tanesi 9 birim karelik kareler. Sonrasında son olarak 4'e 4. Çünkü 5'e 5 diyemiyoruz. Yukarıdan aşağı doğru 4 tane satır var. 4'e 4'lük de yine azalttığımızda 1 çarpı 3'ten 3 tane 16 birim karelik karemiz vardır diyebiliriz. Bize 1 birim kareden büyükleri sormuş. Dolayısıyla 15, 8 ve 3'ü toplarsak 26 tanesi bu şekildedir. Cevabımız Denizli. Plakalar oluşturulurken 25 tane harf, 10 tane rakam kullanılıyor. İki farklı plaka oluşturabiliyoruz. Birincisinde 34AB2345 gibi, diğerinde de 34ABC201 gibi. Yani birinde 2 harf, 4 tane rakam varken diğerinde 3 harf ve 3 rakam var. İkinci türde bakalım kaç tane yapılıyor. Harflerimiz 25 olduğu için 3 tane harf diyorsa 25, 25, 25. Sonrasında arkadaşlar rakamlara geçelim. 3 hane var. Başa 0 gelemez. Yani 9 tane rakam gelebilir. Diğerlerine 10'ar tane rakam gelebilir. Birinci türe geçelim. Birinci türde 2 tane harf var. 25 çarpı 25 durum. 4 tane de rakam var. Yani başa yine 0 gelemiyor. 9, 10, 10 ve 10 durum. Sadeleştirelim. 25'ler gidiyor. 9'lar gitti. 2'şer tane de 10 giderse 25 bölü 10'dur. Sadeleştirirsek bu oran 5 bölü 2'dir. Cevabımız Bursa. Bir koşuya katılan 7 kişiden 3'ü Ali, Bora ve Cem'dir. Yarışa katılanların hepsi yarışmayı tamamlamıştır. Ali'nin hem Cem'den hem de Bora'dan daha önde olduğu bilindiğine göre kaç farklı sıralama yapılabilir? Burada ne olabilir? Ali önde arkadaşlar. Bora ortada, Cem en sonda ya da tam tersi. Bora en sonda, Cem ortada ya da arkadaşlar dikkat edelim. Ali en başta, Bora ve Cem ikisi de aynı sırada bitirmiş olabilir. Yani bu şekilde 3 farklı durum var. Normalde bu özel durum olmamış olsaydı 7 kişi 7 faktöriyel şekilde sıralanacaktı. Biz bu 7 faktöriyeli 3'e bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölü 3 diyoruz. Buradan sadeleştirdiğimizde cevabımız 1680 ile E şıkkıdır. A kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı çift sayılar yazıyoruz. Bunların toplamı kaçtır? 3 basamaklı çift sayı diyorsa 3 tane kutu çiziyoruz. Çiftler birler basamağına, diğerleri 1, 2, 3, 4'ler de onlar ve yüzler basamağına 4'er farklı sayı olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu şekilde 32 tane çift sayımız var. Bu 32 tane sayının 16 tanesi arkadaşlar 2 ile bitiyor. 16 tanesi de yine 4 ile bitiyor. Yani biz bu sayıları alt alta şimdi toplayacağımız zaman arkadaşlar elimizde 16 tane 2, 16 tane 4 olacak. Buradan 32, diğerini çarptığımızda 64. Birler basamağının toplamı 96 yapacak. 6'yı yazıyoruz, 9 elde. Peki onlar ve yüzler basamağında ne oluyor? 32 tane sayı var arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4 diyor. Yani 8 tanesi 1 ile bitiyor bunların. Ortanca sayısı 1 yani. 8'i 2, 8'i 3 olacak, 8'i de 4 olacak. Toplarsanız
8, 16, 24, 32. Yani 40, 50, 60, 80 yapıyor. Yani buradaki yüzler, onlar ve birler basamağını alta alta toplarken buradaki sayımız 80 oluyor. 9 da elde var. 89. Yani 89'un 9'u burada, 8 elde. Yine yüzler basamağında da 80 olacak arkadaşlar. 80 diyorum. 8 de burada elde var. 88. Yani hepsinin toplamı 8896'dır. Cevabımız E şıkkı. 3 basamaklı sayıların kaç tanesinde 7 rakamı en az 2 kez kullanılır? En az 2 diyorsa 2 ya da 3 kez kullanılır demektir. 3 kez kullandığımızda arkadaşlar 7'leri, bu sadece bir durumdur. 2 kez kullandığımızda ne oluyor? Diyelim ki başta ve ortada 7'leri kullandık. Bir durum. Sonrasında 7'yi kullanamıyoruz. 7'nin dışındaki tüm rakamları kullanabiliriz. 7'lerimiz yüzler ve onlar basamağı değil de yüzler ve birler basamağı olduğunda yine ortada arkadaşlar 7'nin dışında 9 farklı rakam gelebilir. Peki 7'ler, 1'ler ve onlar basamağında olduğunda ne olacak? Burada başa 0 gelemeyeceği için arkadaşlar, 7 de gelemeyeceği için 8 farklı rakam yazabiliriz. Dolayısıyla hepsini toplarsak 27 tane bu şekilde sayı yazılabilir. Cevabımız Bursa. Orhan'ın farklı renklerde pantolon, gömlek ve ceketleri var. Her birinden birer tane ve farklı renkte olacak şekilde giyinmek istiyor. Şimdi pantolonu siyahla başlayalım. Sonrasında gömleğimiz gri olsun. Ceket de füme olsun. Siyah neydi? 3 tane pantolon. Gri olan bir tane gömleğimiz var. Füme olan da bir tane ceketimiz var. Buradan 3 durum. Şimdi siyah pantolonla devam edelim. Gömleğimiz bu kez füme olsun. Ceketimiz de gri olsun. Yani 3 çarpı 1 çarpı 2'den 6 durum. Siyah pantolonları kullanmış olduk. Şimdi sadece gri pantolonumuz var. Gri olabilir, füme olabilir, siyah olabilir. Grimiz 2 tane, füme gömlek 1 tane, siyah ceket de 1 tane olduğu için 2 durum. Yine gri pantolon, siyah gömlek ve füme ceketle devam edelim. 2 çarpı 2 çarpı füme olan da bir tane ceketimiz var dersek 4 tane. Yani toplarsanız bu şekilde 15 farklı şekilde giyinebilir. Cevabımız A şıkkı. Oya üzerinde 2, 4, 6, 8, 10, 12 sayılarının yazılı olduğu hedef tahtasına 5 defa atış yapıyor. Burada elde ettiği skorlar toplandığında toplamın alabileceği değer kaç tanedir? Diyelim ki arkadaşlar hepsinde 2'yi vurdu. 2 çarpı 5'ten en az 10 puan alır. Hepsinde diyelim ki 12'yi vurdu. 12 çarpı 5'ten 60 puan alır. 10 ile 60 arasında değişiyor. Tek sayılar olamaz. 12, 14, 16 şeklinde 60'a kadar gidiyor. Şimdi bu sayı dizisinde terim sayısını bulmak istiyorsak son terimden ilk terimi çıkarırız. Artış miktarı olan 2'ye böleriz. 1 ekleriz. Dolayısıyla cevabımız 26'dır. D şıkkıdır. A kümesinin alt kümesi olan A1, A2, A3 ve A4 gibi kümelerimiz var. Kümelerimizi Venn şemasıyla bu şekilde gösterebiliriz. Sonrasında arkadaşlar bir elemanı A1'in elemanı, iki elemanı A2 fark A1'in elemanı, 3 A3 fark A2'nin, 4 de A4 fark A3'ün bir elemanı. Buna göre kaç farklı A1, A2, A3, A4 küme dörtlüsü vardır diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 yerleştirilmiş. Geriye 5, 6 ve 7 kaldı. 5, 6 ve 7 nerelere sığdırılabilir arkadaşlar? Yerleştirilebilir. X bölgesine, Y, Z ya da K bölgesine yerleştirilebilir. Dolayısıyla her biri X, Y, Z, K gibi 4 farklı bölgeye yerleştirilebilir. Çarptığımızda 64 farklı küme dörtlüsü oluşturulabilir. Cevabımız C şıkkı. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük ve en küçük rakamını birbirinden çıkardığımızda aradaki farka maksimum değer diyoruz. Maksimum değerin 3 olduğu kaç farklı sayı yazılabilir? En büyük 2 rakam ne olabilir? 9'a 6 olabilir.
9, 6, diğer sayımız da 7 ya da 8 olabilir. 7 için arkadaşlar 9, 6, 7 burada 3 faktöriyelden 6 tane sayı türetir. 8 için 9, 6, 8 de yine 6 tane, toplamda 12 tane sayı yazılabilir. Benzer şekilde 9, 6 değildi arkadaşlar. 8, 5 için 12 tane olacak. Yine 7'ye 4 seçtiğimizde 12, 6'ya 3 için aynı şekilde, 5'e 2 ve 4'e 1 için de 12'şer tane sayı türetilebilir. Şu ana kadar 72 oldu. Son olarak arkadaşlar en büyüğü 3, en küçüğü 0 olacak şekilde 1 ve 2'yi kullanarak kaç tane sayı türetilebilir buna bakacağız. Şimdi 3 başta olsun. 301, 302 ya da 310, 320 sayılarını yazabiliriz. Ya da 1 başta olsun. 103 diyebiliriz ya da 130 sayılarını yazabiliriz. Son olarak da 203 ve 230'u yazdığımızda 8 farklı sayı oluşturmuş oluyoruz. 72 artı 8'den bu şekilde 80 farklı sayımız var. Cevabımız C şıkkı. 4 basamaklı 1234 sayısında sırasıyla bazı adımlarda rakamların yerleri değiştiriliyor. Mesela birinci adımda birler ve onlar basamağı arasında yer değişikliği yapılıyor. İkincisinde onlarla yüzler arasında bir değişiklik var. Üçüncüde yüzlerle binler arasında değişiklik yapıyoruz. Sonrasında dördüncü adıma geldiğimizde bakıyoruz. Üçün katından bir fazlaysa tekrar birinci adım. Üçün katından iki fazlaysa ikinci adım. Üçün katı ise üçüncü adımdaki işlemler uygulanıyor. Amacımız burada tekrar 1234 sayısına dönebilmek. Şimdi dördüncü adıma geldiğimizde birinci adımdaki gibi ne yapıyoruz? Birlerle onları yer değiştiriyoruz. 4132. Beşinci adıma geldiğimizde ikinci adımdaki gibi onlarla yüzleri yer değiştiriyoruz. Altıncı adımda yüzlerle binleri yer değiştiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yedinci adımda tekrar başa dönüyoruz. Birinci adımdaki gibi buradaki birler ve onları yer değiştirdim. Sekizincide ortadaki ikisini yer değiştirdim. Dokuzuncuda arkadaşlar binlerle yüzleri yer değiştirdim. Onuncu adımda tekrar ne oldu arkadaşlar? Üçün katından bir fazla olduğu için birinci adıma döndük. 2, 3, 1, 4 yaptı. 11. adımda 2, 1, 3, 4. 12. adımda bakın tekrar 1234. Yani ne oldu? 12 adım, 12 tane 4 basamaklı sayıyı toplayın demiş. Şimdi 12 tane sayı var. Bunların arkadaşlar 3 tanesi 1 ile bitiyor. 3 tanesi 2 ile, 3 tanesi 3 ile, 3 tanesi de 4 ile bitiyor. Yani bunları alt alta topladığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? 3 çarpı 1'den 3, 6, 3 kere 3'ten 9, 3 çarpı 4'ten 12. Hepsini topladığımızda sayıların toplamı 30 yapıyor. Burada 3 elde. Onlar basamağına geçtiğimiz zaman yine 30 yapacaktır. 3 elde 33, yine 3 elde. Yüzler basamağında 30 yapıyor. 3 elde 33, yine 3 elde. Burada 30 yapıyor. Eldeyi de toplarsak hepsinin toplamı 33.330'dur. B şıkkıdır. Yukarıda 6 çarpı 5 birim karelik düzlemde 3 birim kareden oluşan tek parça bölge kırmızıya boyanacaktır. Bu boyama işlemi yalnız bir kez yapıldığında kaç farklı görünüm elde edilebilir? Burada 6 farklı şekil çizilebilir arkadaşlar. Birincisi için mesela çizdiğimizi düşünürsek bu şekilde 1, 2, 3, 4 defa sağa doğru hareket edebiliyor. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5 defa gidebiliyor. 4 çarpı 5'ten 20 farklı görünüm elde edilebilir. Şu şekilde 1'e 3 olduğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağa doğru 6, 1, 2, 3 olacak şekilde de yukarıya doğru 18 olacak şekilde farklı görünüm elde edebiliriz. Sonrasında arkadaşlar diyelim ki bu şekillerden bir tanesini çizmiş olalım. Şekillerden birini çizdiğimizde nasıl olacak? Şöyle bir görüntü olacak. Bunu biz 1, 2, 3, 4, 5 defa sola hareket ettirebiliyoruz. Yukarıya doğru da burası 1, 2, 3, 4 olacak şekilde 20 farklı görünüm elde edebiliyoruz.
Diğerlerinde de sonuç değişmeyecek. 20, 20, 20. Hepsini topluyoruz. 5 tane 20'miz var. Bir tane de 18'imiz var. Toplarsanız 118 farklı görünüm elde edilebilir. Cevabımız E şıkkı. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Önce A'dan C'ye, sonrasında da C'den B'ye gidelim. C'den B'ye giderken üstte 2 tane kare var yan yana. Yukarıya ya da 2 defa sağa doğru gidebiliriz. Yani 3 farklı durum var, 3 faktöriyel. 2 defa sağa doğru gittik, 2 faktöriyel dersek tekrarlı permütasyondan 3 farklı yolla gidilebildiğini söyleyebiliriz. AC üzerinden gittik. Şimdi AD üzerinden gidelim. Yine DB arasındaki yolda arkadaşlar arka tarafta 2 tane kare var. Yan yana buradan benzer şekilde 3 durum. Peki E üzerinden gidelim. E'den B'ye gitmek istiyoruz. Yukarıya, sağa ya da karşıya doğru gidebiliriz. Yukarıya doğru gittiğimizde bir tane burada yol var. Bir tane burada yolumuz var. Toplam 2 yol var. Sağa doğru gidersek yine 2 yol. Karşıya doğru gidersek 2 yol. Toplamda burada 6 yol var. Yukarıda da 3-3 var. Hepsini toplarsak toplam 12 farklı yoldan gidebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Kazanım kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç tane kelime yazabiliriz? Burada tekrarlı permütasyon var. Elimizde 2 tane A var. Bir tane K, N, Z, M ve I var. Normalde hepsi birbirinden farklı olsaydı 7 faktöriyel taneydi. Tekrar eden 2 tane A olduğu için bunu paydaya 2 faktöriyel olarak yazarız. Bu da arkadaşlar 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Şıklarda bu yok. 7 faktöriyeli 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Paydamız da 2 faktöriyel 2'dir. Buradan sadeleştirirsek 21 çarpı 5 faktöriyeldir. Cevabımız E şıkkı. Tekrar sözcüğünün harflerinin yerlerini değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimeler yazıyoruz. T ile başlıyor ve K ile bitiyor. Bunların dışında arkadaşlar elimizde ne var? Bunlar sabit olduğuna göre bunlarla işlemi yapmıyoruz. Elimizde 2 tane R var, 1 tane A, 1 tane de E var. Dolayısıyla burada yine tekrarlı permütasyon var. Hepsi birbirinden farklı olsaydı 4 faktöriyeldi. 2 tane R tekrar ettiği için 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yani 24 bölü 2'den bu şekilde 12 tane kelime oluşturabiliriz. Cevabımız E şıkkı. Aynı renk boncuklar özdeş olmak üzere 4 kırmızı, 3 yeşil, 1 sarı boncuk yan yana dizilecektir. Yeşil boncuklar bir arada olacak şekilde kaç farklı dizilim olabilir? Yeşilleri şimdi arkadaşlar tek bir paket gibi düşünelim. Bunları tek bir tane boncuk gibi düşünüyoruz. Kırmızılar 4 tane, bir tane de sarı var. Yani normalde şu an bizim toplasanız 6 tane neyimiz var? Boncuğumuz var gibi düşünebiliriz. Peki buradaki arkadaşlar K'lar bakın kırmızılar ne oldu? Tekrar etti. 4 tane kırmızı olduğu için yine tekrarlı permütasyondan paydamız 4 faktöriyel. Bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyeldir. Faktöriyeller sadeleşirse cevabımız A şıkkıdır. 77.066 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirerek 5 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? Şimdi burada 5 tane var. Hepsi birbirinden farklı olsaydı 5 faktöriyeldi. 2 tane 7 tekrar etmiş. 2 tane de 6. Dolayısıyla 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ancak burada özel bir durum var arkadaşlar. Bakın 0'a dikkat edelim. 0 başa asla gelemez. Yani biz buradaki 5 tane rakamı kullanıyoruz ancak başa 0 getiremiyoruz. Yani bunu 4 bölü 5 ile çarpıyoruz. Bir tane 0 olduğu için 0'ın dışında 4 tane rakam olduğu için 4 bölü 5 diyoruz. Sadeleştirirsek 120 bölü 4 çarpı 4 bölü 5'tir. Buradan da cevabımız E şıkkıdır. C ile başlayıp L ile biten kaç farklı Cemil kelimesi yazılabilir? C'den sola doğru gidebiliriz. Sola gittiğimizde arkadaşlar sırada ne var? E harfi var. Ya da aşağı doğru gidebiliyoruz. C'den ilk başta 2 farklı yola gidebiliriz. Sonrasında
M için yine iki farklı şekilde M'ye gidebiliriz. İ için iki farklı, L için iki farklı seçenek var. Bunların hepsini çarptığımızda 16 farklı şekilde Cemil kelimesini oluşturabiliriz. Peki sola doğru değil de sağa doğru gitmiş olsak arkadaşlar yine 16 farklı durum olacak. Buradan 32. Ancak cevabımız 32 değil arkadaşlar. Hem sağa hem de soldan gittiğimizde ortak olacak şekilde burada Cemil kelimesini iki defa tekrar etmiş oluyoruz. Bunun bir tanesini siliyorum. Cevabımız bu şekilde D şıkkıdır. C'ye uğramak şartıyla A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Öncelikle A'dan C'ye gidiyoruz. A'dan C'ye giderken 2 birim yukarı, 4 birim sağa gidilebiliyor. Yani 2 artı 4'ten 6 durum. Dolayısıyla burada 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani sadeleştirirseniz burada en kısa yoldan A'dan C'ye 15 farklı şekilde gidebiliriz. Şimdi C'ye geldik. Bundan sonra B'ye gideceğiz arkadaşlar. C'den B'ye giderken de 2 defa yukarı doğru, 3 defa da bakın sağa doğru gidebiliyoruz. Dolayısıyla 5 durum. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yine burada arkadaşlar sadeleştirirsek 10 geliyor. İkisini çarptığımızda 15 çarpı 10'dan 150 farklı şekilde A'dan B'ye gidilebilir. Cevabımız C şıkkı. A noktasından V noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Normalde bu şekilde değil de 3 birime 4 birimlik bir dikdörtgen gibi olsaydı sorumuz daha kolay olacaktı. Şu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Tamamladığımız yerlere de bazı harfler vereceğiz. Buraya B diyorum. Sonrasında C, D, E diyelim. Burası da ne olsun? K, L, M, N gibi isimler verebiliriz. Normalde arkadaşlar biz 4 birim yukarıya doğru A'dan 4 birim yukarıya doğru 3 birim de sağa doğru gidiyoruz ve toplamda 7 birim dolayısıyla tekrarlı permütasyondan 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yani 35 farklı yolla A'dan V'ye en kısa yoldan gitmiş oluyorduk. Şimdi bundan bazı şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Çünkü burada B, D, E, C gibi noktalar kendimiz türettik. Buradaki yolları çıkaracağız. Şimdi diyelim ki A'dan B'ye geldik. Normalde B noktası yok. B'den arkadaşlar C'ye gittik. C üzerinden de V'ye gidiyoruz. A, B, C, V yolundan giderken burada bakın 3 tane karemiz var. 3 birim yukarı 1 birim sağa gidersek C'den V'ye varmış oluruz. Yani 4 birim yol var. Tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani 4 durum. ABC üzerinden değil de arkadaşlar ADEV üzerinden gitsek hesaplamaya gerek yok. ADEV tek bir yol arkadaşlar. Buradan da 1 durum. Şu ana kadar 5 farklı durum var. Benzer şekilde şimdi yukarıya doğru yapalım. A'dan B'ye doğru değil de arkadaşlar A'dan KL istikametinde gidelim. Diyelim ki A, L, M, V yolunu kullandık. Bu tek bir yoldur. A'dan K'ya gittikten sonra arkadaşlar L'ye değil de A, N, M, V üzerinden gitsek. Mesela A'dan N'ye kadar geldik. Sonra N'den V'ye gideceğiz. Burada A, N, V diyelim. A'dan N'ye giderken 3 birim yukarı 1 birim sağa gittik. Yine arkadaşlar 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4 durum olacak. N'den en kısa yoldan giderken arkadaşlar biz burada sağa doğru değil de yukarıya doğru gideceğiz. Çünkü sağa doğru normal bu 35 durumun içerisinde gittiğimiz yollar var. Biz burada N'den MV üzerinden devam edeceğiz. Buradan da arkadaşlar zaten bakın bu nedir? Bir durumdur. Yani bu 4'ü 1 ile çarptığımızda buradan başka bir seçenek, başka bir sayı gelmeyecek. Yani AN MV üzerinden 4 farklı şekilde gittik. Dolayısıyla bu ikisini topladığımızda AK istikametinde gittiğimizde 5 farklı şekilde gidebiliyoruz. Hepsinin toplamı 10'dur. Dolayısıyla 35 durumdan bu 10 durumu çıkarıyoruz. Neden çıkarıyoruz? Çünkü tüm durumlar şekil bir dikdörtgen olsaydı 35'ti. Bizim burada istenmeyen noktalardan geçtiğimizde 10 farklı yoldan gidildiğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 25'tir.
Yukarıdaki şekilde bir şehrin birbirini dik kesen sokakları görülmektedir. A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir kişi en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi normalde burada bir boşluk olmasaydı arkadaşlar, A'dan B'ye giderken 5 kez bakın 1, 2, 3, 4, 5 kez yukarı gidiyoruz. Sonrasında sağa doğru 3, 6, 7 defa gidiyoruz. 7 defa da sağa, toplamda ne var? 12 farklı durum var. Yani 12 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel şekilde A'dan B'ye en kısa yoldan gidebilirdik. Bunu da sadeleştirirseniz 792 farklı yol var. Peki bize arkadaşlar ne dedi? Buradaki şuraya ortasına diyelim ki K noktası olsun. K noktasını kullanmayacaksın. Yani çevresinden gitmek istiyoruz. Biz K'yı kullansak ne olurdu? A'dan K'ya, K'dan da B'ye gitsek kaç farklı yolla gidebiliriz? Bunu bulalım. A'dan K'ya giderken 3 defa bakın 1, 2, 3 defa yukarı, 2 defa sağ. Yani 3 yukarı, 2 sağ, toplam 5 durum. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Sadeleştirirseniz 10 farklı yolla gidilebilir. Peki K'dan B'ye nasıl gideriz? 2 defa yukarı gidiyoruz arkadaşlar burada da. Sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5 defa. Topladığımız zaman 7 farklı durum var. Bu da 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Sadeleştirirseniz 21 durum. Yani biz burada AK ve KB'yi birleştirdiğimizde 10 çarpı 21 yani 210 farklı şekilde K üzerinden AKB yolundan B'ye gitmiş oluruz. Ancak bize bu şekilde gitmeyin dedi. Tüm durumlar 792 idi. 792'den istenmeyen durumu çıkardığımızda cevabımız 582'dir. Bu da E şıkkıdır. 754.420 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Sayımız çiftse arkadaşlar birler basamağımız 0, 2 ya da 4 olabilir. Yani 3 farklı durum var. Şimdi bunları tek seferde yapamayacağız. Çünkü 0 sayısı arkadaşlar başa gelemediği için burada diyelim ki birler basamağı 0 olsun. Bu bir durum. Şimdi burada 0'ın dışında ne var? 7, 5, 2, 4, 4. Yani 5 farklı burada rakamımız var. 5 faktöriyel bölü burada 4'ler 2 defa tekrar ettiği için 2 faktöriyel sadeleştiğinde 60 farklı sayı yazılabilir. Birler basamağı 2 olsun arkadaşlar. Şimdi 6 tane kutu çiziyoruz. Birler basamağımıza 2'yi yerleştiriyoruz. Şimdi burası 2 dedik. Burada arkadaşlar elimizde ne kaldı? 0 var, 5 var, 7 var. Sonrasında 2 tane de 4 var. Burada olduğu gibi 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel dediğimizde eksik olur. Çünkü neden? Biz bu 0'ı başta kullanamayacağız. Yani 5 durumun 4 tanesi tamam ama 5. olan yani 0 sayısı kullanılamaz. Dolayısıyla bunu 4 bölü 5 ile çarpıyoruz. Buradan da sadeleştirirsek 120 bölü 2 çarpı 4 bölü 5 gelir. Bu da 48 farklı durumdur. Son olarak arkadaşlar 4'ü birler basamağına geçirelim. 6 tane kutu çiziyoruz. Birler basamağımızda bu kez 4 var. 4'ü yerleştirdik. Elimizde 0, 2, 5, 7 ve 4 var. Hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Burada 5 faktöriyel diyebiliriz. Ancak bakın yine 0 buradaki birler basamağına gelemeyeceği için biz buradaki 5 durumdan sadece 4'ünü 2, 5, 7 ve 4 için kullanabiliyorum. 0'ın başta olduğu durumları bu şekilde 4 bölü 5 ile çarparak elemiş oluyoruz. Dolayısıyla buradan 96 durum geliyor. Sonuç olarak hepsini toplayalım. 60, 48, bir de 96'mız var. 14, 1 elde. Buradan 204 farklı çift sayı yazılabilir. Cevabımız Bursa. Kırklareli kelimesinde 2 tane K, 2 tane L, 2 tane R'miz var. A, I, E ve İ'miz var. Yani 10 tane harfimiz var. Dolayısıyla bunlar birbirinden farklı olmuş olsaydı 10 faktöriyel tane kelime yazabilirdik. Ancak K, L ve R'ler tekrar ettiği için paydaya bunu tekrarlı permütasyondan
2 faktöriyel 2 faktöriyel şeklinde çarparak yazarız. Burada arkadaşlar A, E, I, I gibi sesli harflerin soldan sağa doğru alfabetik sırada olduğu söyleniyor. Yani tüm durumları biz bulduk. A, E, I, I 4 farklı harftir arkadaşlar. 4 faktöriyelden 24 farklı durum karşımıza çıkacaktır. Biz 24 durumdan sadece bir tanesini alacağız. Neden? Alfabetik olarak sıralı olacak. Yani karışık olmasını istemiyoruz. Yani bu değeri 24'e bölmemiz gerekir. Şimdi burada 10 faktöriyeli nasıl yazabiliriz? 8 faktöriyel çarpı 9 çarpı 10. Paydamız da 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Bir de 24'ümüz var. Sadeleştirelim. 8 faktöriyel 8 sadeleşirse 7 faktöriyel olur. Çarpı 90 bölü 24. 7 faktöriyel de açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacak. Çarpı 90 bölü 24. 4, 3, 2 bunları çarptığımızda 24 yapıyor. Dolayısıyla 24'ler gider. Cevabımız 18.900'dür. Bu da A seçeneğidir. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı sayılar yazıyoruz. Sayılarımız tek çift tek ya da çift tek çift şeklinde. Burada sayılar arkadaşlar tekrar edebilir, birden fazla kullanılabilir demiş. Elimizde 1, 3, 5 gibi 3 tane tek var. 2, 4, 6 gibi 3 tane de çift sayı var. Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 3'ten bu şekilde 27 sayı. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten diğer formatta da 27 tane sayımız var. Topladığımızda bu şekilde 54 farklı sayı yazılabilir. Cevabımız A şıkkı. Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 90 olan 5 basamaklı kaç tane tam sayı vardır? 90 sayısını arkadaşlar 5 tane sayının çarpımı olarak yazacağız. 5 çarpı 2 çarpı 9 çarpı 1 çarpı 1 diyebiliriz. Ya da 5 çarpı 3 çarpı 6 çarpı 1 çarpı 1. Son olarak 5 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 1'den 90 sayısını bulabiliriz. Şimdi burada 5 tane rakam var arkadaşlar. Normalde birbirinden farklı olsa 5 faktöriyel şekilde yer değiştirip sayılar türetebilirdik. Ancak 1'ler burada 2 defa tekrar ettiği için 2 faktöriyele bölüyoruz. 60 farklı durum geliyor. Yine burada da arkadaşlar 5 faktöriyel bölü 1'ler 2 kez tekrar ettiği için 2 faktöriyel diyorum. 60 durum. Burada da 3'ler tekrar etmiş. 5 faktöriyel bölü 2 tane 3 olduğu için 2 faktöriyele bölüyoruz. Yine 60 durum. Sonuç olarak 60 artı 60 artı 60'tan 180 farklı sayı yazılabilir. Cevabımız Denizli.